Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Age of Empires 2'yi anlatacağız. HD Edition'ın tabii ki de. Bu oyunu bilmeyen yok denecek kadar az. Hatta varsa öğrensin. 13 yıllık bir oyun. Yani bizim kuşağın ağzına sıçan bir oyun. İnternet kafeye kaçmalar, okulu asmalar falan filan derken koca bir kuşak bu oyun sayesinde yok oldu. Perişan oldu diyebiliriz. Ben şöyle bir deathmatch atacağım hemen. Karşıya 3 tane attık. Biz Türkleri aldık. Bir tanesi random. Hardest yaptık gördüğünüz gibi. Haritayı biraz büyütelim. Ki hemen saldırıp s**mesinler. Bu arada HD versiyonu bile çok güzel gözüküyor. Bayağıdır da böyle oynamamıştık. Şuraya hemen birkaç tane Age of Empires toplu konutlarını yapalım. Onlar takıla dursun. Zaten deathmatch olduğu için hemen direkt hindi kesmeye gerek yok. Bakalım diğer ülkeler neymiş. Bunlar Celtlermiş. Hakikaten böyle ırk varmış lan. İspanyollarmış. Bunlar da Pers tabi. Şu an İspanyollarla Persler bizim ağzımıza s**cek konumdalar tabii ki de. Biz biraz içilerle oynayalım ya. Olur yaparım derken. Burada da kaplan var. Kaplan askerdi herhalde ya bizimkini. Hemen asker basmamız lazım. Yoksa deathmatch olduğu için Elisa direkt orduyla geliyor. Bu oyunu biz hani lisedeyken falan oynuyorduk. İşte yok 15 dakikada post Imperial Age'e geçtim falan filan muhabbetleri çok dönüyordu. Gaza geldik böyle işte çok iyi oynuyoruz çok iyi oynuyoruz diye. Bir gün bir arkadaş online olanını buldu bunun. O zaman 56K modeme bağlanıyorsa bir internete. ADS falan yok. Dedi online var dedi bak isteyen herkese birbiriyle kapışabiliyor falan cevap şeyler buldu. Bir girdik 3 dakikada s**tler. O gün bugün online'da küsmüştük bu oyunu. Hala da online'ı oynamıyoruz. Çünkü bizde racon vardı hani rush yasaktı. Yok 20 dakika beklerdik. Herkes gelirse 20 dakika sonra savaş başlasın falan filan diye. Öyle oynardık yani. Zaten oyunun raconundandır. Rush yapılmaz. İşte ne bileyim bunlar mesela trade yoldur. Adam market kurar. Şunlar işte trade atlıları gider gelir ticaret yaparken buraya düşman konuşlandırılmaz. Düşman olsa bile ikisi de. Racondandı. Ama internete bir girdin elin cavuru 3 dakikada evinin başına yıkıyor. Nasıl oynarsın bakayım. Biraz yeniçeri basalım şurada da. Bu topçu kuleleri en güçlü Türklerdeydi herhalde menzil olarak. Öyle kalmış aklımda. Evet şu an Perslerden ilk fil geliyor. Tabi fillere karşı bu hemen bir barak kurup uzun çubuklu lavuklara basıyorduk. Ben de 8-9 yıldır oynamıyorum bu arada. Tanıtacağım diye oturdum başına. Ben geber. Biraz yeniçeri yabanalım. Bunlar şimdi evi kurmuşlar. Şöyle bir alan yapalım. Bağ bahçeyle uğraşsınlar. Persler geliyor filleriyle beraber. S**ler. Neyse o taraf kapışa dursun. İşte şöyle tarlaları yan yana yapacağım, düz sırayla yapacağım diye az uğraş vermemiştik. Mesela şu ağaç kılıcı mesela uyuz olurdum böyle bu ağacı kestirdim özellikle. Oraya tarla kuracağım falan diye. Bakalım ooo. Rezil olmanın alemi yok. Şöyle bir şunu kopyalayalım. Buna ihtiyacımız olacak. Koduklarım sizi. Oh bak tertemiz ya. Dediğim gibi 13 yıllık bir oyundu. Hatta Red Alert falan vardı o zamanlar biz hadi Age of oynayanlar ayrı oynardı Red Alert'çılar ayrıydı yok işte Age of kötü Red Alert iyi falan filan diye. Şu an gördüğünüz gibi Red Alert oynayan kalmadı ama Age of hala ayakta. O zaman da onu savunmuştuk. Vallahi biz şey yapardık hani 4-4 takım kurardık. İşte 3-3-4-4 kapışıyorduk kendi aramızda. Bu son çağ Imperial Age'e geçmeden yıkılanı da bir daha takım almazdık. Ezik muamelesi görürdü. Birinci çağı işte 10-20 kişiyle geçeceksin. İkinci çağı işte 40 kişiyle falan geçeceksin. Geyikleri vardı. En son çağda savaş başlayacağı zaman rush yasaktı çünkü bizde. Öyle oynardık daha doğrusu. 20 dakika falan beklerdi herkes. Bütün işler öldürülürdü. Sadece ordular kapışırdı. Tabii ben size şimdi öyle yapacak olursam bunlar beni çoğaltır. Ben 9 yıldır oynamıyorum bu oyunu. Bütün kısa yolları unuttum. Burada amaç kısa oldu zaten. Hani başka millet fare falan kullanmazdı. Koyun bir durun ya. Bunlar da kobra işte. Şunlara da biraz maden toplayayım. Bu arada oyuncak falan varsa yorum atın. Bakarsınız bir gün kapışabiliriz bir ara bir şeyler ayarlayıp server mervur. Yani biz bu oyunu Steam'den aldık. HD Edition'ı bunun. Fazla da para olacağını zannetmiyorum. Bakarsınız bir gün kapışırız. Oha lan bundan ne ara gelmiş. Baba bak. Ben size bir şeyler anlatırken hele götün dibine kadar girmiş. Evet arkadaşlar ben buraya bir kısaca geçeyim. Bir de şu meşhur kralı korumam olayı vardı. Biraz da onu oynayalım. Evet arkadaşlar şu Regicide muhabbetini yaptık. Yani şu kralı, aynen King yani bizdeki padişahı daha doğrusu. Kaleye atıyoruz, koruyoruz. Hemen başlayalım 150. Şuradan bir altın almaya başlasınlar. Sen de buraya ev mev yap ya. Amacımız kralı korumak. Köylülerin, askerlerin başka bir işi yok zaten. Yine yapalım Age of toplu konutlarını. 3 kişi oraya takılsın. Ben hep şu alanları falan boşaltıyorum ya. Böyle uyuz oynardım ben bu oyunu. Etrafında hiçbir şey olmayacak. Her yer derli toplu olsun diye. Bakalım onlar da kral nerede? Hemen de sur çekmiş ha. Bu arada oyunda böyle iyi oynayan zengin olanlar 2-3 kat sur çekerdi böyle. O bir zenginlik göstergesiydi.
Hani bak ben ***'lıyım diye 3 kat sur çekerdi böyle hayvan gibi. Biz fakir gibi şey yapardık. Odundan sur var ya, ondan yapıyordum ben de. Lan benim anladım, bunlar ne ara gelişti bu kadar ya. Herif atçı matçı falan geliyor yemin ederim, yaldır yaldır. Şimdi arkadaşlar ben şöyle biraz geliştim. Bir şeyler yapmaya çalıştım da. Tabii adamlar hardası olunca yaldır yaldır gelmişler. Nerede zaten bir tane saldırıyorlar. Yani şu aralara falan bastım zaten, şu koruma yaptım. Şunlarla yıkıma başlayalım. Zaten kralların fıtratında var ölmek. Onu engelleyecekleri bir şey yok. Şurada saklanmış. Onu bir s**elim. Biraz şu ortada dağıtalım şöyle. Bakalım kralları ne yapacak. Onunla mı uğraşacağım o sabahtan beri. Bu arada tabii bizim kendi kralımıza da bakmamıza fayda var. Kaybetmeyelim. Biraz daha bastık. S**k ya, çıkacaksın oradan. Evet, kral kaçtığı gibi yan bastı. Biz şu pezenekleri giriş yapalım. Bakalım bunlarda kral nerede? Şunda. Bu arada oyunun başına şuraya 5 tane madenci attım. O kadar savaş oldu, bir şey oldu. Bak daha 5'li bir şey birden safa sağlam duruyor. Bir de ilk çağ falan olacak hani böyle. Ona rağmen madenciye bir şey olmuyor. Biz bu oyunda hep bu işlerin seslenmeleriyle falan çok dalga geçerdik hani. Çok garip gelirdi o an. Türkçe konuşuyor. Aa Türkçe konuşuyor falan bilgisayar oyunda falan. Bak ne güzel. Evet tamam. Yaparım, ederim. Doğru moğru, tertemiz işçi. İşte bunu hemen kandırırsın. Mazot bir altın olacaktı köylüye. Hemen gelsin. İstediğin işi yapsın senin. Tertemiz iş. Neyse biz şunu da s**tinde. Evet şimdi birazdan gelecek, çıkacak piyasaya. Nerede bak, şurada. Lan vursanıza şunu. Lan şunu öldürün. Oh be. Evet dediğim gibi. Fıtratında var bu mesleğin. Evet bak tertemiz kadar s**tine koymuştu. Asker desen her şey bende. Bir society biraz b**ta. O kadar da olsun. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Age of Empires 2'nin HD Edition'ını tanıttım. Dediğim gibi Steam'den aldık. Dilerseniz bir arada şey yapabiliriz. Hani çoğunluk sağlarsanız ya da ne yapacaksak. Bir ara oturup hep beraber oynayabiliriz. Biz bunu dediğim gibi Steam'den aldık. Ucuz bir fiyata siz de bulabilirsiniz. Belki ücretsiz falan dolar arada. Bir kontrol edersiniz. Beni bu aşağıda gördüğünüz Twitter'da sen takip edebilir. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Demek ki öyle kaleye pusmakla kral olunmuyormuş. Joffrey'i bile 2 gram zehire bakıyor. Kodumun şişkosu.